Lisesi öğretim üyesi Doktor Necmettin Acar konuğumuzdu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesini konuştuk Karadeniz tahıl girişimine ilişkin. Hem de Nijer'de yaşanan askeri darbe ve etkilerine kısaca göz atmaya çalıştık. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından buradayız. Konut sigortasıyla yalnızca ev sahipleri değil, kiracılar da Anadolu Sigorta güvencesi altında. Siz de Anadolu Sigorta'nın her bütçeye ve ihtiyaca uygun konut sigortası paketleriyle tanışın. Mobilyadan beyaz eşyaya, televizyondan antikaya ev eşyanızı güvence altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok. Oda Max. Şortları terlikleri çektiğin aile boyu yaz tatilinde. Son dakikada çıkan iş seyahatinde. Ya da en mutlu gününden sonra balayında. Binlerce şehirde tam sana göre on binlerce oda seçeneği Oda Max'ta. Hadi sen de hemen Oda Max app'i indir. Otelini kolayca bul. Anında rezervasyon yap. Ben bilirim seni. Hop geçinden böyle. Ben bilirim seni. Hop geçinden böyle. Tekstil mühendisliği oku, geleceğini doku. Bu cuma BİM'de fakir robot süpürge 4599 lira, Lüksel 7,5 litre fast fryer 2799 lira. Ürünler en az 4000 adet stokla sınırlıdır. Bellona'dan çifte yaz fırsatı başladı. Şimdi 1 Temmuz 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bellona'dan seçili ürünlerde yapacağınız belirli tutardaki alışverişlerinize anında %10 indirim veya Airfry hediye. Üstelik Yapı Kredi Bölde Özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de Bellona'ya gelin, evinize yeni bir soluk getirin. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Türkiye'nin en büyük yerel restoran zinciri HD Holding yatırımcılarını arıyor. 20 ilde 100'e yakın restoranı ve 28 yıllık deneyimiyle günden güne büyüyen HD İskender'in franchise yatırımcıları arasına katılın, kazanca ortak olun. Başvurular için hdiskender.com. Trendlere yön verenler öneriyor. Selam, ben Cemalcan. Şu an ne yapıyorsanız hemen bırakın, Kartfinans Trendyol kredi kartına başvurun. Bu kart Trendyol alışverişlerinizde %5'e varan Trendyol para puan kazandırıyor, iki kat daha hızlı eritiyor olmanızı sağlıyor. Bir de kart ücreti almıyor. Üstelik ilk defa Kartfinans'la olanlara 1000 liraya varan Trendyol para puan hediye. Gerçekten çok trend bir kart. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen kartfinans.com'a gelin. Kartfinans Trendyol Kart. Önce insan, sonra haber. TRT Radyo Haber.
TRT Radyo Haber'de Ajans devam ediyor. Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar stüdyoda konuğumuz. Sayın Ünüvar, merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhabalar Ceyhan Bey, günaydın. Çok teşekkür ederiz efendim geldiğiniz için. Şimdi YKS tercih süreci başladı 27 Temmuz itibarıyla. 8 Ağustos'a kadar da devam edecek. Tabii biz de hem öğrencilerimize, dinleyicilerimize üniversitelerin tercihlerini nasıl yapacaklarını, fakültelerin bölümlerini tanıtmaya el verdiği ölçüde çaba gösteriyoruz. Bugün siz de kırmadınız, teşrif ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Ankara Üniversitesi Türkiye'mizin en güzide üniversitelerinden biri. Tarihsel süreçte yaptıkları, verdiği mezunlar üzerinden de aslında Ankara Üniversitesi'ni anlamak mümkün. Türkiye siyasi tarihine belki de birçok anlamda damgasını vurmuş bir üniversite. Tabii biz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi deyince ilk anda tabii aklımıza bu fakülteler geliyor ama biz tabii hem fakülteleri hem bölümleri hem uluslararası alanda Ankara Üniversitesi neler yapıyor bunları da merak ediyoruz ama bu tarihsel sürece bir bakalım. Çünkü Ankara Üniversitesi'nin bir sloganı da var, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi şeklinde. Evet. İsterseniz bu tarihsel sürece kısaca bir bakalım. Eyvallah. Öncelikle çok teşekkür ediyorum TRT Radyo'dan bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Şimdi tabii tercih dönemi olunca herkes zannediyor ki sadece öğrenciler ve veliler heyecanlı. Ama biz de onlar kadar heyecanlıyız. Acaba bize kim gelecek? Bizi kim tercih edecek? Kim bizimle 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 2 yıl okumayı tercih edecek diye biz de merak ediyoruz. Ve bu konuda da çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin en iyi öğrencileri, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olan Ankara Üniversitesi'ni tercih etsin. Önce onu söyleyeyim. Yani çok biz de öğrencilerimiz ve velilerimiz kadar heyecanlı olduğumuzu, onların yolunu gözlediğimizi söylemeliyim. Yani geçen yıl mesela Türkiye YKS birincisi Ankara Tıp'ı seçti. Azerbaycan'da tam puan alarak birinci olan kızımız da Ankara Tıp'ı seçti. Bu sene inşallah yine böyle şeyler bekliyoruz. Onun da heyecanı bekliyor. Acaba hangi üst düzey çocuklarımız, hangi üst düzey fakültemize gelecek ve onlarla beraber olacağız diye heyecanlıyız. Ama bu heyecanımız 77 yıldır devam ediyor. Ankara Üniversitesi'nde ifade ettiğiniz gibi Ceyhan Bey, 77 yıllık bir üniversite. Ama Ankara Üniversitesi'nin bir takım çok enteresan özellikleri var. Birincisi, bir şehir üniversitesi. Ankara'nın her tarafında, her ilçesinde neredeyse bir okulu, bir birimi var. Adeta Ankara Üniversitesi'ne giren bir arkadaşımız 4 yıl, 5 yıl ne kadar okuyorsa sadece kampüsleri dolaşarak bütün Ankara'yı dolaşmış gibi olabilir. Ankara Üniversitesi'nin 19 fakültesi var. 7 fakültesi Ankara Üniversitesi'nden daha kıdemli. Veteriner 1842, Ziraat 1846, Siyasal 1859, Hukuk 1925 ki bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk tarafından bu teşebbüste duyduğum saadeti hiçbir teşebbüste duymadım diyerek bizzat açılışına katıldığı bir fakülte. 1935 hemen Ankara Radyosu'nun komşusu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ismiyle ve eğitimiyle çok özgün, çok farklı bir fakülte. 1943'te Fen, 1945'te de Tıp Fakültesi olmak üzere 7 fakültesi üniversiteden daha kıdemli. Tabii her bir fakültesinin kendine özgü özellikleri ve güzellikleri var. 5 tane büyük kampüsümüz var. Ayrıca 16 tane ayrı yerleşkede hizmet ediyoruz. Her bir kampüsün kendine ait bir kültürü, kendine ait bir tarihi özelliği var. Cebeci kampüsünde başka, Gölbaşı'nda başka, Tandoğan'da başka, dış kapıda başka bir haleti ruhiye girebiliyorsunuz. Ayrıca Ankara'da tek veteriner, tek ziraat fakültesi Ankara Üniversitesi'nde, tek uygulamalı bilimler fakültesi Ankara Üniversitesi'nde. Mezunlarımız son derece önemli, son derece özgün yerlerde görev yapıyorlar ve bunlarla hep gurur duyuyoruz. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi büyük bir çınar
ve heyecan verici bir üniversite. Kökümüz çok derinlerde ama ufkumuz çok ileride. Yani bu kadar 1842'de kurulmuş bir fakülteye sahip üniversite, NFT dersini ilk başlatan, yapay zekayla, yazılımla, ileri teknolojiyle, sanal gerçeklikle arıcılık eğitimi veren, karma sanal gerçeklikte beyin cerrahisi operasyonlar yapan, yapay zekayla Hitit tabletlerini okutan bir üniversite. Hakikaten çok heyecan verici bir üniversiteyiz. Yani mesela Ziraat Fakültemiz çiftlikleriyle, 5 ayrı çiftliğiyle öğrencilerine gece gündüz orada bizzat uygulama yaptırabilme imkanı sağlayan bir üniversite. Hangi fakülteyi anlatsam saatlerce konuşabilirim. Onun heyecanını hissedebilirim. Şimdi tabii Ankara Üniversitesi Türkiye'de ilklerin, tabii siz de ifade ettiğiniz fakülteler, bölümler. Şimdi tabii dünya ile etkileşimde, şimdi teknolojiyi önemli ölçüde kullandığınızı ifade ettiniz. İlklere imza attığınızı ifade ettiniz. Şimdi dünya ile etkileşim nasıl? Şimdi bir öğrenci değişim programları, şimdi bazı öğrencilerimiz eğitimlerinin belli bir kısmını belki yurt dışında geçirmek isteyecek. Oralardaki durumdan da faydalanmak isteyecek. Tabii ki ülkemize nihai olarak bir katkı sunacaklar. Şimdi bu hususta Ankara Üniversitesi'nin protokolleri var mı? Çok. Çok fazla protokolü var. Bizim 72 ülkeden 254 üniversiteyle protokolümüz var. Uluslararası işbirliği protokolümüz var ve o protokollerin her birisi ile ilgili çok özel bir çalışma yapıyoruz. Her bir protokolümüzü bir öğretim üyemize zimmetleyerek oradaki geçmişte yapılanlar ve gelecekte yapılacak ya da revize edilmesi gereken hususları çalışıyor arkadaşlarımız. Ve o protokolleri de genişletiyoruz. Ama sadece yaptığımız işbirlikleri böyle yazılı protokollerden ibaret değil. Örneğin geçen hafta biz YÖK Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Naci Gündoğan'ın başkanlığında Gambiya'ya gittik. Daha sonra Senegal'e geçtik. Ve her iki ülkeyle de, yani yazılı protokol olmasa da onlarla ilgili yapacağımız çok önemli işbirlikleri söz konusu. Gambiya Yükseköğretim Bakanı YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar'ın davetisi olarak Türkiye'ye gelmişti. İçinde bizim üniversitemiz de bulundu. 4 üniversiteyi ziyaret etti. Ziyaretten çok memnun kalmış. Bizi davet etti. 4 üniversiteden rektör ve rektör yardımcısı düzeyinde gittik. Orada yazılı bir protokol yapmasak da, yani yazılı protokol tabii ki yapıyoruz ama yazılı protokol yapmasak da Ankara Üniversitesi olarak bizim yapabileceğimiz çok değerli ve önemli işlerin olduğunu görüyoruz. Bir de Türkiye'nin ve Türkiye'deki üniversitelerin gücünü ve etkisini yurt dışında çok daha net görmek mümkün Ceyhan Bey. Bazen işin içinde olunca acaba yaptığımız şeyler çok fazla görülmüyor mu diye bir hissiyata kavuşabiliyoruz ama yurt dışına gittiğimiz zaman ben bunu görüyorum. Haziran ayında yabancı öğrenciler için yaptığımız sınav vesilesiyle Endonezya'ya gitmiştim. Orada gördüm ki Ankara Üniversitesi hakikaten çok büyük bir marka ve çok önemli işler yapabilir. Yani Endonezya için. Gambiya'da, Senegal'de, Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Arnavutluk'ta, başka yerlerde, Almanya'da, hatta Amerika'da çok önemli işler yapabilecek ev safta bir üniversiteyiz. Bu işin uluslararası işbirliği boyutu. Ama bir de başka öğrenciler açısından şunu söyleyeyim. Özellikle tercih yapacak kardeşlerimiz açısından şu çok önemli. Ben bir fakülteye girdim. Sadece o fakültenin diplomasını mı alacağım? Orada iki tane önemli boyut var. Bir tanesi çift anadal ya da yan dal yapabilerek. Yani bir başka fakültenin bir programına tabi olarak bir diploma, ikinci bir lisans diploması sahibi olabilir. Ya da aynı fakültenin içinde bir başka bölüme kaydını yaptırarak, tabii ki onların da derslerini, sınavlarını vererek ikinci bir sertifikanın sahibi olabilir. Ayrıca Erasmus programı var biliyorsun. Avrupa Birliği Eğitim İşbirliği Programı. O program doğrultusunda dünyanın en gözde, en güzide üniversiteleri işbirliklerimiz var ve o işbirliklerimiz çerçevesinde çocuklarımız oraya gidip belli süre eğitim alabiliyorlar Erasmus programında. Ve Türkiye'de Erasmus programını en fazla uygulayan, Erasmus'un devletimizin bize verdiği bütçeden en çok yararlanan, en çok öğrenci gönderen üniversiteyiz. Bazen bir, bazen ikinci sırada oluyoruz ama daima en yukarılarda olan bir üniversiteyiz. Yani uluslararası hem akademisyenlerimiz hem
öğrencilerimiz hem idari personelimiz için uluslararası işbirlikleri son derece önemli ve biz bunları çok teşvik edici bir şekilde politikalar geliştirdik. Onları kararlılıkla sürdürüyoruz. Şimdi yabancı dil eğitimine dair neler söylersiniz? Şimdi 200'ün üzerinde üniversiteden bahsettik, işbirliğinde olduğunuz. Tabii birçok farklı coğrafya, birçok farklı dil. Ankara Üniversitesi bu öğrencilerine bu dilleri öğrenme fırsatını sağlıyor mu? Evet, bu soru için de özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye'de çok sayıda üniversitenin TÖMER adı altında Türkçe Öğretim Merkezi'nin olduğunu görüyorsunuz, görüyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çok TÖMER var ama hakiki bir tane TÖMER var. Ankara Üniversitesi TÖMER. Çünkü uluslararası sertifikasyona sahip tek TÖMER. 1984 yılında kuruldu. 17 ayrı dilde eğitim veriyoruz. Hem üniversitemiz mensuplarına, öğrencilerimize, akademisyenlerimize uygun şartlarda, hatta dereceyle giren kardeşlerimiz için onu bir burs niteliğinde onlara ekstradan herhangi bir ücret ödemeksizin TÖMER dil eğitimi alıyorlar. Hem de dışarıdan vatandaşlarımız çok uygun şartlarda ve çok yetkin hocalarla dil alabiliyorlar. 17 ayrı dilde eğitim veriyoruz ve çok büyük memnuniyet var. Özellikle diplomatlardan bizim Nene Hatun'da bir TÖMER şubemizi açtık. Oradan çok fazla eğitim alıyorlar. Bundan da çok memnunlar. Bazen birebir ders alma talepleri oluyor. Dolayısıyla dil eğitiminde Ankara Üniversitesi gerçek bir marka ve uluslararası sertifikasyona sahip tek TÖMER. Yani diğer TÖMER'ler için bir şey demiyorum ama Ankara Üniversitesi TÖMER'inin çok büyük bir marka olduğunu ifade ediyorum. Şimdi Ankara Üniversitesi'nin tabii siz de ifade ettiniz, örneklendirdiniz eğitimine diyecek sözümüz yok. Şimdi tabii genç arkadaşlarımız 20'li yaşların başında üniversiteye gelecekler. Tabii kampüs hayatını merak ediyorlar. Ders çalışmanın eğitim dışında sosyal aktiviteler, spora ilişkin neler yapabilirler? Bunlara dair neler söylersiniz? Tabii çok çok önemli bir konu. Aslında çocuklarımız tabii tercih yaparken sadece okulu, işte dershaneleri, derslikleri, hocaları falan dikkate almıyorlar. Yani onlar tabii ki dikkate alıyorlar ama onun dışında acaba ben geldiğim zaman öğrenci topluluğu var mı? Spor kulübü var mı? Sportif, sanatsal yeteneklerimi ortaya çıkarabilecek bir bilginin yanında becerimi geliştirecek bir imkan var mı diye düşünüyorlar. Ankara Üniversitesi'nde hepsi var. Bir defa Ankara Üniversitesi'nde 250'nin üzerinde öğrenci topluluğumuz var. Her alanda, yani hangi konuda yeteneği varsa, şarkı, türkü, saz, diğer enstrümanlar, piyano, dans, bale, ebru sanatı, karikatür, tiyatro, her alanda öğrenci topluluklarımız var ve öğrenci topluluklarımız çok etkin çalışıyorlar. Bilimsel çalışan öğrenci topluluklarımızdan uluslararası sempozyum ve çalıştay yapanlar var. Dans ve halk oyunları ile ilgili uluslararası etkinliklere Belçika'da, işte bazı Balkan ülkelerine gidip orada uluslararası başarı elde edip gelip hocam size madalyamızı takdim etmek istiyoruz diyenler var. Tiyatro ile ilgili çok önemli etkinliklerimiz var. Ankara'da 3 belediye ile çok etkin işbirliğimiz söz konusu. Özellikle Mamak, Altındağ ve Keçiören Belediyesi ile onlarla kültürel sportif etkinliklerde işbirliğimiz var. Bilhassa Mamak'ta Mamak Muallim Mektebi'nin bütün imkanlarından Ankara Üniversitesi yararlanıyor. Ayrıca uluslararası olimpik standartta bir yüzme havuzumuz var. Çok güzel yürüyüş parkurlarımız söz konusu. Bisiklet imkanımız var bütün kampüslerimizde. Özellikle Tam Doğan ve Gölbaşı'nda onlar için özel yollar yaptık. Ayrıca bir özelliğini de ifade edeyim Ankara Üniversitesi'nin. Ankara Üniversitesi sosyal ve kültürel yaşam açısından da son derece önemli. Bizim önemli kampüslerimizde öğrenci evlerimiz var. Belki sayımız çok fazla değil ama oradaki imkanlarımız son derece iyi. Hem Cebeci kampüsümüzde, hem Cebeci Hastane kampüsümüzde, dış kapıdaki kampüsümüzde, Gölbaşı'nda yurtlarımız var. Orada kalıyorlar. Ayrıca
Vehbi Koç öğrenci yurdumuz var biliyorsunuz. Vehbi Koç Vakfı'yla beraber ki yeniden elden geçirdik. Vehbi Koç Vakfı'na da teşekkür ediyorum. Hakikaten çok duyarlı davrandılar. Ama Ankara'da Ankara yaşaması çok zor bir şehir değil. Güzel bir şehir. Ve Ankara'da özellikle Kredi Yurtlar Kurumu'nun çok önemli barınma imkanları var. Onlarla çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Gerek bakanımızdan il müdürümüze kadar hakikaten bize çok yakın ilgi gösteriyorlar. Çocuklarımız hem barınma hem de sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerini gösterme açısından fevkalade önemli ve güzel bir imkana sahip. Tabii siz de ifade ettiniz, Ankara'nın birçok noktasında Ankara Üniversitesi'nin farklı yerleşimleri var. Ama bilhassa Tandoğan'daki o büyük kampüste aslında orada tam olarak aslında üniversite hayatının yaşanabileceğini tabii, en azından tabii gözlemleyebileceğimiz bir ortam olarak. Orasını görüyorum. Ben Ceyhan Bey şey diyorum, açık eğitim alanı diyorum. Yani orada yani dolaşırken sportif amaçla dolaşınız ama aynı zamanda eğitim amaçlı dolaşmış oluyorsunuz. Bir ağaca baktığınız zaman o ağaçta bir antik veya anıtsal bir özellik görebiliyorsunuz. Biyolojik ve hayvansal ve bitkisel biyoçeşitlilik açısından fevkalade önemli bir kampüs. Türkiye'de benzeri olmayan bir kampüs gerçekten. Onunla ilgili sadece bitki çeşitliliği ile ilgili 200 sayfalık kitap var biliyor musunuz? Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi biyoloji bölümü hocalarımız tarafından hazırlanan 200 sayfalık oradaki biyolojik bitkisel çeşitlilik anlamında. Ayrıca sincaplar var, kediler var. O kampüsü dolaştığı zaman çocuklarımız görecekler. Dikkat kedi çıkabilir, dikkat sincap çıkabilir şeklinde tabelalarla karşılaşacaklar. Ama bu herhangi bir yani ironi amaçlı yapılan bir tanımlama değil. Aynı zamanda gerçekten. Sincapla, kediyle karşılaşırlar. Bir hayvan dostu kampüs olduğunu söylemeliyim. Yani güzel olan kısmı da şu, Ankara'nın göbeğinde tüm merkezi yerlere oldukça yakın. Çok yakın. Ama kampüs alanı o kadar farklı bir ortam ki doğanın içindesiniz aynı zamanda. Evet, kesinlikle öyle. Orada şimdi güzelleştirme ile ilgili özel çalışmalar da yapıyoruz. Yani ilgili arkadaşlarımız, genel sekreterimiz, SKS başkanımız, rektör yardımcılarımız özel olarak ilgileniyorlar ve orada gördüğümüz her şeyi daha da güzelleştirmek için yani bugünümüz dünümüzden yarınımız da bugünümüzden daha iyi olsun diye çalışıyoruz. Çünkü o kampüs gezdikçe dolaştıkça çok keyif aldığınız, çok ayrı bir enerji aldığınız bir havada gerçekten. Şimdi Sayın Ünivar, tabii biz bunları konuştuk, anlatmaya da çalıştık belli ölçüde ama şimdi öğrencilerimiz, merak eden öğrencilerimiz, Ankara Üniversitesi'ni tercih etmek isteyenler bu süreçte gelip kampüsleri, bölümleri, fakülteleri ziyaret edebilir, hakkında bilgi, şüphesiz, daha detaylı bilgiler alabilir. Şüphesiz biz hem tanıtım fuarlarına katılıyoruz, hem sosyal medya hesaplarımızdan çok yoğun bir şekilde gerçekten YouTube hesabımızdan, Facebook, Instagram, Twitter hesabımızdan bizzat öğrencisi, fakültesi ve dekanı şeklinde bir öğrencimiz, bir dekanımızla güzel bir ortamda sohbet ediyor. Çok ufuk açıcı gerçekten. 10 dakika civarında dekanlarımızdan bilgi alıyorlar. Ama ben bu bilgiyle yetinmek istemiyorum diyen arkadaşlarım bizzat okullara gelip her bir fakültemizde ilgili dekanımız, yardımcıları, hocalarımızdan bilgi alabiliyorlar. Bizzat okulu yerinde görme imkanına sahipler. Ayrıca ben başka bir üniversitenin şeyinde görmedim ama özel bir WhatsApp hattımız var ve WhatsApp hattından da istediği bilgilere erişebilme ve o kendileriyle kafalarındaki soru işaretlerini giderme imkanına sahipler. Son olarak Sayın Ünivar, şimdi öğrencilerimiz evet geldiler, Ankara Üniversitesi'ni tercih ettiler, eğitim hayatına başladılar, artık mezuniyete az kaldı ve bir kariyer planlaması yapılması gerekiyor. Bu anlamda üniversitenin girişimleri ve yönlendirmesi söz konusu oluyor mu süreçte? Bu soru için özellikle teşekkür ediyorum. Biz geçtiğimiz yıl İŞKUR'la bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'le beraber orayı da ziyaret ettik. İŞKUR Genel Müdürlüğü ile bir iş kurma ve geliştirme ile ilgili bir birim oluşturduk. Kariyer merkezimiz Karmer tarafından. Ve orada çocuklarımızı kariyere hazırlayacak bir eğitim planı içerisinde. Yani CV yazmadan tutunuz da iş başvurusunda dikkat edecek şartlara kadar çok güzel bir eğitim çalışması yapıyoruz. Çocuklarımızı
daha hayatın içinde kariyer eğitimi vererek onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bizim çok sayıda staj imkanlarımız var. Bilhassa uygulamalı eğitim veren fakültelerimizde, özellikle mühendis fakültemizde TUSAŞ'la, HAVELSAN'la, ASELSAN'la protokollerimiz var ve orada staj imkanları oluyor. Onlar da aslında çocukları ileride hayata hazırlayan bir önemli kariyer çalışması. Ve o yüzdendir ki Ankara Üniversitesi'nin mezunları çok kolayca bitirdikten sonra iş buluyorlar. Örneğin uygulamalı bilim fakültesinde ilk 6 ay içinde işe giren mezunumuz, oranımız %70 civarında. Dolayısıyla hayata hem teorik hem pratik şekilde hazırlıyoruz. Sayın Ünivar, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, Ankara Üniversitesi'ni anlattınız. Umarım öğrencilerimiz de Ankara Üniversitesi'ni tercih edeceklerdir. İnşallah. Yani tercih etsin etmesin, onlara hayatta başarı, huzur ve mutluluk diliyorum. Değerli dinleyiciler, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar konuğumuzdu. BKS tercihlerinde Ankara Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrencilerimize, gençlerimize, tercih etmeyecek olanlara da tabii tavsiyeleri oldu Sayın Ünivar'ın. Ve veda ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.